Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bazen çok ilginç küçücük bir fotoğraf bizlere çok ilginç bilgiler verebiliyor ve bunun arkasından da bilmediğimiz yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Bunları önce tolgozbek.com sitemizde haberleştiriyoruz ve arkasından da çektiğimiz videolarla siz izleyicilerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. İşte bu fotoğraflardan biri geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Azeri Defense dergisinde yer alan fotoğrafta Anka insansız hava aracının sağ kanadında turuncu renkli bir obje yer aldı. Bu nedir diye bakarken hemen bunun yine TUSAŞ tarafından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından tasarlanmış şimşek hedef uçak olduğunu gördük. Anka Azerbaycan'a gitmişti ve burada yapılan şimşek testlerinde sağ kanalına takılı bir şekilde uçmuş, havada şimşek olarak adlandırılan hedef drone'unu bırakmış ve bu drone Çeşitli uçak savar veya hava savunma birliklerinin eğitimlerinde kullanılmıştı. Azeri Defens'in hazırladığı habere göre 6 uçuş gerçekleştirilmişti. Daha sonra Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ekipleri Kazakistan'a giderek buradaki tanıtım uçuşlarını gerçekleştirmişlerdi. Şimdi normalde şimşek e, sistemi yerden özel bir mancınıkla atılan bir hedef drone üzerinde Türk Havacılık ve uzay sanayinin kardeş kuruluşu Tain'in geliştirdiği TJ-90 jet motoru bulunuyor. E, bu sistemin yaklaşık kanat açıklığı 1,5 metre, gövde uzunluğu ise 2 metre 30 santimetre. Bu sistem mancınıkla atıldıktan sonra jet motoruyla uçmaya başlıyor ve saatte hızı 600 knot gibi çok ciddi bir süreten yani yaklaşık 700 kilometrenin üzerinde bir hıza rahatlıkla çıkabiliyor. Yani bir jet savaş uçağını simüle ediyor bu simülasyonu yaparken yaklaşık 45 dakika havada kalıyor. 50 kilometre menzil içerisinde istenilen yere uçuluyor. İster 1000 fit yani 330 metreden uçuluyor, isterse 15.000 fite kadar çok rahat çıkabiliyor. Bu uçuş sırasında amaç uçak savar birliklerinin, hava savunma birliklerinin eğitimlerini sağlamak. Yani uçak savar mevzilerine taarruz ediyor örneğin. Bir, aynı bir savaş uçağı gibi. Ve uçak savar birlikleri bu drone'u düşürmeye çalışıyorlar, hedef almaya çalışıyorlar, radarları da takip ediyorlar. Keza hava savunma füze eğitim birlikleri için de bu çok önemli bir eğitim oluyor. TUSAŞ için tabii ki hedef uçak çalışmaları çok uzun yıllardır devam ediyor. 1990'larda başlayan pervaneli motorlu turna, daha sonra 2009'da bu sistem jet motoruna evrildi ve Şimşek projesi başladı. Şimşek'le de gerçekten e, TUSAŞ zaman zaman sadece Türkiye değil çevredeki dost ülkelere de bu tür hizmetleri veriyor ve önemli bir eğitim katkısı da sağlıyor. Şimdi siz öncelikle kendi tasarladığınız iki sistemi bir araya getirip gerçekten güç çarpanı oluşturuyorsunuz. Bugün nasıl insan hava araçlarımızda Bayraktar TB2'de veya Ankara Roketsan'ın geliştirdiği Mamle, Mamce gibi akıllı mühimmatlar kullanılıyorsa ve bu ikisi size farklı bir güç oluşturuyorsa aynı bu şekilde de Anka ve Şimşek çok önemli bir ortaklığı da yanında getiriyor. Normalde Anka'nın seyir irtifası çok yükseklere 30 bin fit yani 10 bin metreye kadar çıkabiliyor. Sağ kanadına takılan Şimşek'le beraber bu irtifaya çıktığı zaman çok yüksek irtifadan şimşeyi atmış oluyor. Peki ne yapılıyor bunlarla ilgili? Şimdi olayı şuraya doğru getireceğim ben. Biliyorsunuz Türkiye'de e, hava hava füzelerimiz konusunda çok önemli yerli çalışmalar var. Bunlarla ilgili yazarımız Hakan Kılıç'ta da çok güzel videolar hazırladık. TÜBİTAK SAGE'nin yaptığı bu çalışmaların artık ürünleşti. Bozdoğan, Gökdoğan füzeleri ortaya çıktı. Kısa ve orta menzilli bu füzeler. E, bu füzelerin testleri neyle yapacaksınız? İşte bu füzelerin testleri Anka'nın kanadından atılan şimşek ile gerçekleştirilecek. Dediğim gibi Anka 30.000 feet'e kadar çıkıyor. 10.000 metreye kadar. Burada şimşeğin ateşlenen jet motoru kanattan ayrılıp hızla ilerlemesini sağlıyor ve belli bölgelerde yüksek çekerek, akrobasi yaparak, kaçınma manevraları yaparak şimşek uçmaya başlıyor. Ve anka attıktan sonra görev bölgesinden ayrılıyor ve burada bozdan, göktan gibi havada canlı hedeflere karşı atışlar gerçekleştiriliyor. Tabi bunun da yurt dışında birçok uygulamaları var. Tamam biz bunu drone ile yapıyoruz belki ama örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde hizmetten çıkmış savaş uçakları aktif olarak tutuluyor. Ve bu sistemler e, pilotsuz uçurularak havada drone uçak haline getiriliyor. İşte uzun yıllar F-104'ler F-100'ler uçuruldu. Daha sonra F-4'ler uçuruldu ve F-4'ler de geçtiğimiz yıllarda dönemini kapattı. Şimdi Boeing bir çalışma yapıyor. Bu çalışmada artık emekliliği gelen F16 uçakları pilotsuz olarak uçuruluyor. Yerden kontrollü ve bu uçaklarla örneğin gerçek atış yapacak pilotlar dogfight'a giriyorlar. Havada kullandıkları çeşitli hava hava mühimmatlarıyla pozisyon alıp ateşliyorlar ve gerçekten canlı bir hedefe karşı tabii ki içinde pilot yok. Gerçek bir atışı, gerçek bir füzeyle gerçek ortamda e, yapmış olabiliyorlar. Ve böylelikle e, havada uçağa vurarak hem bu uçaklar değerlendiriliyor hem de pilotlara çok önemli bir tecrübe sağlanmış oluyor. Da bizim şu anda düşürecek edecek bir uçağımız yok. Zaten uçak sayımız gayet kısıtlı durumda ama ilerisi için böyle bir altyapı da gerçekleştirilebilir. Ama tabii bu dönemde ihtiyacı şimşek hedef uçaklarıyla karşılaşma karşılamamız gerekmekte. Bu videomuzda size TUSAŞ'ın geliştirdiği iki ürünün birleşip nasıl farklı bir yöne doğru gittiğini bir tarafta Anka, bir tarafta Hedef Uçak Şimşek anlatmaya çalıştım. Havacılık videolarımız her gün. Pazartesiden Cuma'ya saat 19'da yayınlanıyor. Size farklı konularla hem sivil havacılık hem askeri havacılık hem savunma sanayi farklı alanlarda farklı konularla sizlerle birlikte oluyoruz. Kanalımıza katıl butonuna basarak destek verebilirsiniz. Abone olmadıysanız abone olmaya bekliyoruz ve lütfen videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizim videolarımızın altına yorum yazabilirsiniz. Sorularınızı info@tolgauzbek.com adresine iletebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.